Herkese mutlu sabahlar. <laughs> sizi sevgiyle kucaklıyoruz. Yeni bir güne başlarken günlerden perşembe, perşembenin değişmeyen konuğuyla verdiği tavsiyeler, öneriler, alacağımız önlemlerle bize yol açan astrolojinin en genç, en çılgın ve yorumlarını hepinizin merakla beklediği çılgın astroloğumuz geliyor. Kim geliyor? Mine Ölmez geliyor. Valla ben bugün sizin yerinize olsam kalem kağıt da alırım yanıma. Çünkü vereceği, bugün inanamayacaksınız vereceği e, önerilere, tavsiyelere. Esmalar da verecek tabii ki. Hazır mısınız? Mine Ölmez gelsin ve bize tek tek 12 burcu, hem güneş burcumuzu hem yükselen burcumuzu tek tek anlatsın. Efendim hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Bugün de sizlerle beraber olmak bizim için çok büyük bir mutluluk. Çok teşekkür ederiz. Türkiye'nin en çılgın astroloji uzmanı geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Bütün enerjisiyle yemin ediyorum <laughs> Beyaz TV'yi sardı. Onun <laughs> o güzel enerjisi. İçeri girerken de dedi ki: "Bugün ne dinlemek istiyorum biliyor musun?" Ha. dedi. Ben de hani bir şarkı falan zannettim. Çok ne güzel. dinlemek istiyorsun dedim. "Bugün böyle bir darbuka darbuka da, darbuka sola dinlemek istiyorum." dedi. Hay Allah arada da çalan yok ki." dedim. Yani bizde şey, de ki, çalan yok. Sırlı bir var ya çalıyor çok güzel. Aa çok güzel. Müzik aletlerinin hepsi Ahmet ayrı Mısırlı. E, emin değilim. Bir şey Mısırlı evet Türkiye'nin o kadar Sevgililer. önemli müzisyenleri var ki biliyor evet, Edir, Ahmet Meter. Hepsinin yeri çok ayrı. Her müzik aletinde yeri ayrı. Hepsinde ruhumuza hitap ettiği zaman farklı. Ama bir şey söyleyeceğim. Çikolatanın mutlulukla ve da... Baksana Darbuka'nın mutlulukla... <laughs> Yapma <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Yapma. <laughs> Haberlerle geldik. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Perşembe, Jüpiter günü. Allah Allah. Sonra <laughs> geldik geldik. Maşallah. Yemin ediyorum. Hüseyin bak bir dakika kapa. Size Sen abi neden bana bunu yapıyorsun ama? Size yemin ediyorum bak çikolatanın gerçekten... Bir de Darbuka'nın mutlulukla bir ilgisi Kesinlikle var ya. Var. Bak hiç şimdi evinizde oturuyorsunuz değil mi? Şu sesi duyduğunuzda içinizde bir şeyler kıpırdanmıyor mu? Hüseyinler. Hüseyin Hüseyin ver. <laughs> Yıllar. İyi ki geldin ya. Çok teşekkür ediyorum. Rica Vallahi, ederim. Yemin ediyorum bak sıkıldığınız ve üzüldüğünüz zaman hemen modunuzu yükseltecek bir arkadaş bulun, bir müzik açın, bir şey yapın. Arkadaşlar, sevgili büyüklerim. Büyüklerim benden daha iyi biliyordur ama yaşıtlarım ve benden küçük olanlar. Dünya bugün, bugünün tekrarı yok. Bugüne şans verdin, verdin. Bugünü iyi yaşadın, yaşadın. Yarın olmayabiliriz. O yüzden lütfen sevgilin mi aramıyor? Kocan mı canını sıktı? Kayınvalidenle kavga mı ettin? Bu çocuklar ne olacak mı diyorsun? Yeter. Bir tek sen varsın bu dünyada. Bir toparlanalım şöyle hepimiz. Bir bakalım bizi gününde mini ölmezliğimiz hangi haberlerle geldi. Vallahi ruhumu açtın. İyi ki geldin. <laughs> İnşallah haberlerim de ruhunuzu açar efendim. Var mı? Evet. Ruh haberler. Şimdi var. Evet. Olumlu, olumsuz biliyorsun hayatın hep iki yönü var. Ee, ve Gerçekten söylediklerimde çok katılıyorum. İnsan mutlu olmak için veya huzurlu olmak için kafasındaki planların gerçekleşmesini beklememeli. Hı hı. O koltuk takımı alırsam çok mutlu olacağım. İşte şu çocukla evlenirsem çok mutlu olacağım. İşte bir çocuğum olsa çok mutlu olacağım. Bunlar hiç olmuyor biliyor musun? O çocuk oluyor ama sen yine mutlu olmuyorsun. Çünkü yine ulaşmak istediğin bir şey oluyor. En iyisi hayat bir gün o da bugün mantığıyla. E, hayatın hep iki yönü olduğunu bilerek acıların içinde sevinçlerin, sevinçlerin içinde acıların gizli olduğunun farkına vararak... Huzuru, mutluluğu kendimiz kovalayacağız. Müthiş. Kimseden beklemiyoruz. Ee, o yüzden söylediklerimin hep iki yönü olduğunu bilelim. Mesela önümüzde çok güzel bir balık yeni ayı var. Hı hı. Yeni ayın etkisi güzel ama araya yine böyle bir sıkıntılı bir şey de karışıyor. Tabii ki bu şu demek anlamına gelmiyor. Bir sıkıntı her yerde herkesi aynı şekilde yakalamaz. Ee, herkes kendi hayat planına göre o sıkıntıyı yaşar ya da yaşamaz. Başka bir yola gidiyordur. Herkesin bir kader planı var. Bazen böyle sapmalar olsa da biz diretsek de bir şeyleri yine kader akması gerektiği yere doğru akacak. 13 Mart mesela çok güzel enerjisi olan bir gün ama bu güzel enerjiyi herkes yaşamayabilir. Mesela bazıları için de o gün kötü bir gün olabilir. Biz genellemeler üzerinden yorum yapıyoruz. Önümüzde bir yeni ay var. Bu yeni ayın olumu taraflarına baktığımız zaman bir kere rüyalarımız çok net. Pırıl pırıl böyle dev ekranda HD izliyor gibi rüyalar izleyebiliriz. Gerçekten gerçekleşen... E Kehanetlerin zamanı ne demek o... ...nasıl düşünürsen öyle konuşuyorsun... ...nasıl konuşursan onu yaşıyorsun... ...tam olarak böyle bir zamandan geçiyoruz... ...o yüzden e, burç ayırt etmek sizin. şunu söylemek istiyorum... ...herkes bugünlerde... ...hatta bu hafta çok önemli başından itibaren... ...ama bugünlerde konuşmalarınıza lütfen dikkat edin... ...söylemlerinize lütfen dikkat edin... Ama ağzımdan karşı canım demeyin... ...çünkü gerçekten... E, bu, ...bu ağız bize öyle konuşalım... ...işte ağzımıza geleni söyleyelim diye verilmedi bizi insan yapan şey beynimizle düşünüp ondan sonra konuşmamız olduğu için böyle şeyler kabul görmüyor. Büyük konuşmalar, kınamalar işte aman bu çocuğu da istemiyorum Allah bunu alsın falan böyle der ya büyüklerimiz ne kadar yanlış. Sakın söylemeyin çünkü dua kapılarının çok açık olduğu bir sürece giriyoruz gerçekten. Hem Ramazan yaklaştı, Ramazan geliyor mübarek Ramazan hem de tam bir balık stelyuma enerjisi var. Düşüncelerini, konuşmalarını gerçekleştirirsin. Herkes konuştuğuna bir kere dikkat etsin. En önemli tavsiyem bu. Bunun dışında kendimizi kurban ve kurtarıcı rollerinin ikisinden de arındırmamız gerekiyor. Mesela birini kurtarmak istediğimiz zaman istem dışı da olsa onun kurbanı olmuş oluyoruz aslında. Ya da sürekli kendimizi kurban, birilerine zarar veren pozisyonda gördüğümüzde de kendimize zarar veriyoruz. Arkadaşlar İşte o kadın geldi kocamı elimden aldı. Bu adam geldi karımı götürdü. Ya da işte bu, bu kişi geldi iş yerine benim ayağımı kaydırdı. İnanın bana bunların hepsi sebeptir. Sebeplerin sebebi olan bir sistem var. Hiç kimse size ait olanı veya doğru yolunuzda giderken sizin elinizden bir şeyi alamaz. Sizi seven bir adamı sizin elinizden bir başkası alamaz. Sizi seven bir kadını sizin elinizden bir başkası alamaz. Bir suçlu aramak ve bir kurban yaratmak noktasından çıkmak zorundayız. Oturup şapkayı önünüze koyun deyin ki gitmesi gerekmese gitmezdi. Olması gerekmese olmazdı. Artık kendimi bir kurban birilerinde bana e, zalim rolünde kötülük yapmış rolünde görmekten vazgeçiyorum. Bundan vazgeçmediğimiz sürece iyileşemeyeceğiz arkadaşlar. İnsan kendini acıdığı, kurban gibi gördüğü ve sürekli bir suçlu, bir fail aradığı sürece asla iyileşemez. Bu yeni ayın bize en önemli mesajları bunlar. Bağımlılıklarımız, şeker bağımlılığı, çikolata bağımlılığı, alkol bağımlılığı, ilaç bağımlılığı, aşk bağımlılığı bu da var. Mesela bakıyorum bazılarına yangınlardan çıkmış, ilişkisi yeni bitmiş, ölmüş bitmiş uğruna İki ay sonra başkasına aşık oluyor. Ya aynı enerjiyi aynı tonajda nasıl bulabiliyorsun? İyi yapıyor. Ay işte, ne yapacak oturup onun şeyini mi çekecek? Ama bir şey söyleyeceğim. ilişkisiz yapamıyor. Demek ki kendiyle huzurlu değil. Aman o ayrı bir konu. Üç günlük dünya oturup giderin arkasından yas mı tutacağız yani? Hayır o başka bir şey. Helal olsun size bunu yapabilenlere. Bak o başka bir şey. Flört ediyorsa, cesaret gösteriyorsa aynı şey değil. Aynı tonajda aşık oluyorsa bu normal değil. Aşık oluyorsa hemen normal değil bu. Ya bunu Ha senin... şey aynı durgu ha. duygularla ha. aynı şekilde saplantılı ha. bir şekilde ha. yaşıyorsa doğru. Şunu demek istiyorum. Ayrılırsın, çok acı çekersin, karşına düzgün birisi çıkar. Ben şey diyorum mesela. Sevme de git bir kahve iç. Kafan dağılsın. Çünkü o insan seni üzdü. Bu ayrı bir konu. Ama ona aşık ölüyordu. 3 ay sonra sen başkasına aynı tonajda aşık olamazsın. Bu imkansız bu bağımlılık işte. Yani Vallahi illa bir şey ilişki... söyleyeyim mi? Yanımdaki benimdir, karşımdaki elindir. Hiç alan alan alsın <laughs> Yani Kafanıza taşlar düşsün. Hiçbir şekilde <laughs> tabii hiçbir evet. şekilde benden gidenin arkasından yaz tutmam. Evet. Ama yanımdaki başımın tacıdır, Çok canımdır. Çok haklısın. Ama camdan ötedir. Tam başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. İlişki bağımlılığından bahsetmek istiyorum. Yani kendiliğe hiç baş başa kalamayıp sürekli aynı tonajda, aynı acıyla, aynı intikam duygusu, aynı hırslarla, kalp çarpıntılarıyla e, Tabii orada çok kısa bir zaman sonra başkasına. Bunların bir araştırılması lazım. Başka şeylere bakmak Aşka lazım. Aşka maaşıksın, duygus duygusal bir bağımlılığın mı var? E, tensel bir bağımlılığın mı var? Bunu çözmen gerekiyor. Yani duyguları aynı anda, aynı tonajda kısa süreli birine hissedemeyiz. Bu normal değil zaten. hani. Çok mucizevi bir şey olması lazım. Yani hayatının aşkıyla karşılaşman lazım. O da nadir olan bir şey. Yani demek istediğim ilişki bağımlılığı. Araştırın bunu. Ee, yoksa biri sizi üzdü başkalarıyla görüşmeyin kendinizi eve kapatın bundan bahsetmiyorum ama biri sizi çok üzdükten sonra zaten iki ay sonra başkasına aşık olamazsınız. Bu teknik olarak da mümkün değil. Sağlıklı bir birey için söylüyorum. Birazcık bunları düşünelim. Yani ben örneklendiriyorum. Mesela çikolata bağımlısı. Her gün sabah gözünü bir paket çikolatayla açıyor. Bu da bir bağımlılık. Ya da işte sürekli aynı şeyi yapıyor yanlış yapıyor sürekli uyuyor ya da hiç uyumuyor ya da sürekli bilgisayar oynuyor. Bu süreçte bağımlılıklarımızla ilgili de oturup bir düşünmemiz gerekiyor. Kendimizden kaçmak için acaba ne tür hatalar yapıyoruz? İnsanın bağımlılıkları biliyorsunuz kendisinden kaçtığını da gösteriyor. Balık burcu arketipleri birazcık bununla ilgili. Bu hafta bunları bir sorgulayalım. Gerçekten sezgilerimizin çok güçlü olacağı, dualarımızın çok makbul olacağı bu süreci kendimize hayır dua ederek, iyi düşünerek harcayalım. Evet içimizden geliyor bazı insanları eleştiriyoruz, kınıyoruz, yargılıyoruz. İşte bir sürü şey söylüyoruz. Oh bir rahatlıyoruz içimizdeki şeytan bir mutlu oluyor. Ama bunun bize geri dönüşü bu aralar karma anlamında. Yaptığınızı çekmek, büyük konuştuğunuzu yaşamak gibi olabilir. Bu kadar su elementi varken herkes iyi davranmalı. Yardımlaşmaya önem verelim. Daha merhametli olalım. Ee, insanlarla aramızdaki sevgi bağını e, güçlendirelim ama kendimizi acaba önemsemeyip başkalarının ihtiyaçlarını daha mı çok önemsiyoruz bir de buna bakmamız lazım. Birilerinin kurbanı çok özür dilerim tırnak için hani bizi kullanıyorlardır belki de. Hani insanlar bizi kullanıyorlardır, yıpratıyorlardır. Hep kendilerini düşünüyorlardır ve biz onlara sürekli hizmet ediyoruzdur. Bu ara bunları oturun şapkayı önünüze koyun bir düşünün. Bir kurban, bir zalim yaratmaktan vazgeçelim. Kimse kurban değil, kimse de zalim değil. Kimse kimseye ait olan şeyi gelip ondan alamaz. Mutlaka ilahi takdir gereği o insanın gitmesi gerekiyordur. Bunların üzerine bir düşünmemiz lazım gibi geliyor. 9 Mart çok sert bir gün. Cumartesi mi? Evet. 8, 9, 10 Mart aslında 9 Mart akşamı açık kesinleşeceği için 8, 9, 10 Mart günlerinde fevri olmak, kavga başlatmak, Oo. savaşa girişmek hiç doğru olmayacaktır. Çünkü bunun bedelleri maalesef ağır olabilir özellikle aile içinde huzur bozucu hareketler yapmayalım. Mesela çok önemli bir sırrınız var, bir şey var, ailenizi açıklamak istiyorsunuz. 8, 9, 10 Mart'ta değil, mümkünse 13 Mart mesela daha ay Ayboğa'da, Venüs balıkta falan daha affediciliğin, merhametliğin, liliğin yoğun olduğu bir gün. Ama lütfen bu hafta sonu böyle gizli saklı sırları açıklayayım, hı hı. ailemi karşıma alayım, onların sevmeyeceği biriyle beraberim onu açıklayayım. Çünkü bu eşref saati çok doğru biliyor musun? Doğru zamanda bir insana evet dedirtebilirsin. Yanlış zamanda evet diyeceği varsa da hayır diyor. Defalarca müşahede ettim. Defalarca. Peki Doğru bu saati kollamak çok önemli. E, 9 Mart Cumartesi günü çok sert bir gün olacak. Tüm burçlar için uyarıyorsun ama mutlaka çok etkilenecekler kova, vardır. Heh. Kova, Boğa biraz daha dikkat etmeli. İkinci planda Akrep Artık bana gıcık oluyorsunuz. Bütün sert açılar sabit burçlarda daha güçlü oluyor çünkü. Kim maalesef. gıcık oluyor sana? Hep her bana her soruda dikkat edin hep kova boğa diye başlıyor evet. ama öyle. Çünkü Mars kovada, Uranüs boğada gıcık 2. oluyorum sana. <laughs> ya 20 seni. Senin gıcık olmanı seveyim. Ee, olacaksan sen gıcık ol hiç zarar gelmez. Canımsın. Evet. Peki ee, kova, evet. boğa, akrep bu üç burç mu? Akrep, aslan ikinci of. etapta etkilenenler ama hepimize etkiliyor. Yani bu global bir şey. Tamam mesela, bu dört burç ne yapmasın mesela? Ben yani Bu kadar çok etkilenecekse. E, bir, kere, bir kere bir sırrınız varsa, olmayasıcılar bir sırrınız varsa, ne bileyim bir ihanetiniz, yalanınız... Kime diyorsun yalanınız? öyle Kovalara diyorum. Niye? Ya yani Mesela bir gizli sırrı varsa, anlatıyorsa Var filan çıkmasın ortaya büyük yangın olur. Ama illa bir şeyin ortaya çıkması gerekiyorsa... Hafta içi gidin kendinizi itiraf edin yeni aydan sonra güzelce konuşun ya işte kırıp dökmeden izah edin çünkü gizli sırlar ani bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani şey gibi sadece bir şey itiraf etmek değil e, bir şeyi anlatmak istiyorsun o doğru gün cumartesi günü değil. Değil. Kova, boğa, akrep, aslan lütfen çok dikkat edin eğer ola ki yani cumartesi günü söylerseniz büyük yıkımlar büyük ortaya yıkımlar çıkar. olur. Peki. Doğru zaman değil lütfen buna dikkat edelim. Dünya çapında da birazcık tabii doğal afetleri ufak ufak tetikleyebilir. Çok büyük bir şeyden bahsetmiyorum tabii ama şimdi 9 Mart'taki yeni ayla birleşiyor bu enerji. Özellikle sular, sulardan sadece Türkiye için düşünmeyelim bunu. Hı hı. Sularla ilgili felaketlerin, yağışlarla ilgili problemlerin artması, denizlerden gelen tehlikelerin artması, ufak ufak deniz depremlerinin tetiklenmesi ama bu çok büyük bir açık alıbı oluşturmadığı için çok büyük bir şeyden bahsetmiyoruz. Zaten hafta başından beri bundan bahsediyorum. Özellikle de, denize kıyısı olan yerlerde biraz daha hareketliliklerin olması, yine ufak ufak heyelanların ve tuhaf hava koşullarının, tuhaf yani, aa nereden çıktı bu fırtına gibi, görülmesi gibi durumlar olabilir. Bu ayrıca yangınları tetikleyen bir açıdır elektrik kontağınıza. Mesela evden çıkıyorsunuz ütünüze, işte prizlerinize vesaire dikkat etmenizde yarar var bu hafta. Elektrik ve e, elektronik aletlerle ilgili problemlerin artabileceğini söyleyebiliriz. Arabanızın evet. motoruna bakımına mesela motorunuzun suyuna baktırın. Cumadan itibaren harekete geçin. İşte yangın vesaire motorla ilgili sorun olmamasına dikkat edin. Aynı zamanda işte ani hareketler yapmayalım. Hiç savaşmak için doğru bir zaman değil. Bir, siz kendimi ifade etmek için gittim. Nelerle karşılaştım dememek istiyorsanız, yani demek dikkat istemiyorsanız edelim. dikkat edelim. Hazır mısınız? Umarım... Evet. Umarım dedin. Umarım ifade edebilmişimdir. Çok güzel ifade ettin. <laughs> Teşekkürler. Her zaman olduğu gibi. <laughs> Darbukadan dolayı. Aslında şöyle bir gelenek mi geliştirsek? Mesela o haftanın en iyi olan burçların önünde bir darbuka ritim ko şey Aa, koysak. Sen, <laughs> gerçekten müjdelerle geldik. Ha, evet. Koçlar, koçların <laughs> durumu nasıl bu hafta? Koçlar e, evet kurban gibi hissetmemek ya da haklıyken haksız olmamak için kontrolü eline almasın. Koçlar bir kere hayatınızı kontrolü elinize alın. Özellikle yükselen burcu koç olanlara sesleniyorum. E, i̇kinci etapta koçlar. Lütfen hayatınızın kontrolünü elinize alın. Hamur gibiyim. Elim kolum kalkmıyor. Sürekli bir şeye takıldım düşünüyorum. Havasındaysanız ne zamandır böyleler. Biraz daha böyle olabilirler bir süre daha. İşte bu evlilik ne olacak? Bu ilişki ne olacak? Beni aldattı, affettim. Acaba doğru mu yaptım? Veya beni aldatıyor mu acaba? Kafanızı kurcalayan çok fazla şey olabilir. E, bağımlılıklarınız varsa bunlarla savaşıyor olabilirsiniz. Alerjik reaksiyonlarla savaşıyor olabilirsiniz ama özellikle önümüzdeki 15 günlük süreçte bu söylediklerime çok dikkat edin. Bir kere kendinizi kurban gibi görmeyin. Bu çok önemli. Hı. Mesela biz benim yaptığım tespitlerde şöyle bir şey var: Hangi burcun 12. ve 6. evinde yeni ay ya da ay olursa o bir aylık süreç o burç için hep risklidir aslında. Dolayısıyla böyle düşmanlıklar açığa çıkar, işte bilmediği şeyleri öğrenebilir, kendini böyle bir kötü hissedebilir, sağlığıyla alakalı daha bağışıklığı düşük olabilir filan. O yüzden önümüzdeki 15 gün benim koçlardan ricam merkezinize sağlığınızı koyun, huzurunuzu koyun. Kimse dostunuz olmayabilir şu ara. Ya kendimi çok iyi hissetmiyorum, bana yardım et dediğiniz insanlar... ...ay bundan da sıkıldım artık diyebilirler. Diyebilir. İyiliğinizi, diriliğinizi derler ya ...kimseye ne olduğunuzu bildirmemenizde yarar olduğunu düşünüyorum. Ama benim tavsiyem eğer kendinizi gerçekten benim söylediğim gibi ben de bir sıkıntı var ama bilemiyorum gibi hissediyorsanız lütfen bir uzmandan destek alın. Bunu size birkaç haftadır söylüyorum. Çünkü hep 6-12 evlerinizde sağlık ve psikoloji alanlarınızda bir takım olaylar yaşıyorsunuz. Dolayısıyla ruhen huzurlu hissetmeniz her şeyden daha önemli. Ne olursunuz koçlar o çocuksu tarafınızı saf tarafınızı Aa. bir kere koç tır saklayamaz. Koç yalan söylese bir saat sonra ortaya çıkar. <laughs> Koç'un yalanı bile komik olur. O yüzden koçlar siz böyle hemen kalbinizi açmak falan istiyorsunuz ya. İşte şu anda insanlar o kadar da etrafınızdakiler kalbinizi açmanızla ilgili size iyi dönüş yapmayabilirler bence. Birazcık uzman kişilerden destek almanızda ve kendinizi kurban rolünden çıkarmanızda fayda var. İnanamıyorum Mars'ın çocuklarına bunu söylediğimi ama siz zaten hiç kurban rolünde olmazsınız. Hayata dört nala koşarsınız ama bu son açılar sizi biraz hamur gibi yaptı. Hayatın gerçekleri, ihanetler. Acaba benim ömrüm boşa mı geçti? Birçok koç bunu soruyor olabilir. Benim hayatım boşa mı geçti? Sevdim olmadı. İşte her istediğini yaptım olmadı. Tam istediğime kavuştum dedim. Biraz böyle bir sorgulama içerisinde, derin sorgulamalar içinde olabilirler. Bir de böyle geçmişi çok yad ediyor olabilir. lütfen geçmişi geçmişte bırakın. Size uyum, uy, uygun olmayan enerjiler altındasınız ne zamandır. Ve yolunuza bakın diye söylemek istiyorum. Avantajınız bir kere tam bir huzur ve iyileşme yaşayabilirsiniz eğer bunu kendiniz de isterseniz. Aynı zamanda e, ne zamandır çözemediğiniz, anlayamadığınız birçok şeyi çözüp anlayıp yüzleşebilirsiniz. Ama bununla yüzleştiğiniz anda da çok duygusal davranmamanızı tavsiye ediyorum. İçinize kapanmak, aşırı duygusallık, güvende hissetmemek olumsuz tarafları olabilir bu haftanın. Hı hı. Bazı arkadaşlarınızla ihanet sebebiyle veya yalan sebebiyle arkadaşlığınızı bitirebilirsiniz. Ruhunu dinle. Huzura ve sağlığa odaklan, manevi tüm işler için verimli olabilir. Ne bileyim bir tatile gitmek, arınmak, aromaterapi yapmak, dua etmek, psikoterapi yapmak. Bu ara benim koçlara en önemli tavsiyem, inancınız neyse bol bol ibadet edin. Hatta kapatın kendinizi, hakikaten söylüyorum, bol bol ibadet edin. Ruhunuz sıkılıyorsa da mutlaka terapi alın. Ya şafi, ya kafi, ya muafi, Suf, sufi zikri bu da. Peki bir daha söyleyelim. Ya şafi, ya şafi, ya kafi, ya muafi. Bunu böyle arda arda zikretmek sufi zikri bu. Ne demek yani? Şafi, şifa veren. Yok ka... sufi zikri. E... Çok evla yani bunu böyle arda arda zikrederse. Ne olur mesela? E, şifalanır, aranır, iyileşir. Hı hı. Mesela dan beklediği yardımlar ona ilahi bir lütuf olarak kendiliğinden gelir. Afiyet ve sağlığına kavuşur, huzuruna Peki. kavuşur. İnşallah tabii. Hadi sevgili koçlar. Bu hafta gazanız mübarek olsun diyelim size. <laughs> dikkat edin çünkü, çünkü sizden is yani yapamayacağınız şeyler istiyor bu hafta galiba. Evet, değil mi? birazcık zorlanacağınız e bir hafta olacak. Lütfen en en güvendiğiniz gerçekten kimse hani kalbine çok emin olduğunuz kimse ondan yardım isteyin ve bir uzmana gidin eğer üzgünseniz, ihanete uğradıysanız. Peki, sevgili boğalar ve yükselen boğalar dikkat dikkat. Sevgili boğa sımsıkı sarılman gereken Dostların olması gerekiyormuş bu hafta özellikle. Boğalar aslında çok başarılı ilerledikleri, kariyer hayatlarında böyle şans ve fırsatlarla karşılaştıkları, birden fazla iş fırsatıyla, birden fazla güzel bir şey yapmak için, birden fazla konuda desteklendikleri bir süreçten geçiyorlar. Ama ilginç bir şekilde nazar mı dersin, kıskançlık mı dersin, gözetleme mi dersin, bir gözetim altında olabilirler. Hakikaten hani böyle öyle. gizli ve karanlık gözler sizi izler ya bazen, böyle bir şey hissediyorsunuzdur ama konduramıyorsunuzdur da. Doğru. Bunu nasıl fark edeceksiniz biliyor musunuz? Çok kolay. İnsanlar her zaman tepkilerini kontrol edemezler. İyi gününüzde sevinenler, hani kötü gününüzde herkes üzülür. Aman ölmesinde olmasında hesabı. İyi gününüzde sevinenler sizin gerçek dostlarınızdır. Yani sizi alkışlayan, Allah'ım çok şükür bravo sana diyen. Çünkü 10 Mart Yeni Ay'la beraber Boğalar güzel duyurular yapabilirler. Evlilik duyurusu yapabilirler, Aynı nişan güzel. duyurusu yapabilirler, iş başarısı kutlayabilirler, tayinleri çıkabilir bunu kutlayabilirler. Ne bileyim bir siyasi e, işe girişirler onu kutlayabilirler. Bir şeyin lideri olabilirler, başını çekebilirler, ödül alabilirler, ödüller e, olabilir hayatlarında. Nişan, nikah, bebek kutlamaları bir mutlulukları olacak. Ve bu mutluluklarına sevinenler de onların gerçek dostu olacak. Zaten 2023 yılından beri boğalar etraflarında maneviyata önem veren gerçekten temiz kalpli, olgun ve yol gösterici insanlar istiyorlar. Yaşı ne olursa olsun olgunluğunu kaybetmiş insanları hayatlarından elemeye bir yıldır zaten başlamışlardı. Şimdi bu olaylar bu yeni ile beraber kim dost kim düşman kim do iyi günüme seviniyor kim sevinmiyor hepsini öğrenecekler. Gerçek dostları yanı başlarında olacak çünkü mutlu bir kutlamaları olabilir. İnşallah. Evlilik teklifi alabilirler, çocuk sahibi olma haberi alabilirler. ...başarıları olabilir, iş fırsatları olabilir... ...bir kutlamaları olabilir gibi görünüyor... ...ve hayallerinizden sakın vazgeçmeyin... ...çünkü hayallerinizin gerçek olma ihtimali var... ...bak bunu öylesine söylemiyorum... ...11. ev en iyicil evdir... ...burada bir yeni ay gerçekleşiyor... ...yavaş yavaş Venüs de bu alana doğru ilerliyor... ...özellikle önümüzdeki haftadan itibaren... ...bu hayal gerçek olur mu acaba dediğiniz şeyler... ...inancınızın gücüyle gerçek olabilir... ...yani ay inanıp vazgeçmediğiniz her şeyden... ...olumlu sonuçlar alabilirsiniz kendinizi doğru ve başarılı bir şekilde ifade edebileceğiniz bir noktadasınız. Şu anda ne işiniz ne fırsatınız varsa değerlendirin sevgili boğalar. Çünkü bakın bir daha böyle zaman gelmez. Özellikle Mayıs ayı sizin için çok büyük başarılara imza atacak bir ay. O zamana kadar ne var yoğurdunuz varsa ayran yapın. Ne yapabiliyorsanız bütün meziyetlerinizi ortaya koyun. Şans ayağınıza doğru geliyor. Siz de o şansa ilerleyin. Beraber kavuşun orta noktada. Şey gibi sütünüz ekşidiyse peynir yapın. Sütün ekşidiyse peynir yap. Yoğurdun varsa ayran yap. Onu da biz söylemeyeceğiz. <laughs> Onu da biz söylemeyeceğiz. Yani her şeyi, her şeyi değerlendir. Her bir şeyi şekilde. değerlendir canım. Evde bir şey yırtık kumaşlardan patchwork yap. Onu da biz söylemeyeceğiz. Evet. <laughs> Çılgın ya. Tavsiyem ne? Başarıya ve hayallerine ha. odaklan. Cesaretle isteklerini hayata geçirmeye bak. Hayallerine sımsıkı tutun ve sakın onların gerçek olacağı düşüncesinden asla pes edip vazgeçme. Ya mucip ya hay bu ikisi bir arada söylendiğinde ee, müthiş bir yaratım enerjisi oluşuyor Allah tarafından ve neyi istiyorsanız neyi ev mi hayal ediyorsun evlilik mi hayal ediyorsun hayal et duanı söyle arada İnşallah. küfür hakaret kötü söz asla olmayacak bunları zikrederken önünde sonunda birini kınayım dedikodu yapayım yaratırsın her şey hayatında. Küfür hakaret ne alaka şimdi? Bunları zikrediyor mesela arada bir telefon geldi birine bir kötü söz söyledi hakaret etti yaratırsın. Sakın yapmıyorsun. Bunları zikredeceğin zaman seni sinirlendiren ortamlarda olma, televizyonda açık olmasın. Bütün hayallerini gerçekleştirebilirsin ama yanlış şeylerde gerçekleşmesini istiyorsan o yüzden esmalar çok diyorlar ya dikkat edin diye. Bunu zikrederken kötü düşünce, kötü yargılama, kınama, işte bir beddua bunlar sakın olmayacak. Tamamen iyi niyetlerine odaklanıp konsantre ol. Bir saat odaya gir. Zikrettikten öncesinde ve sonrasında da kötü sözler söyleme. Lütfen. Biz açık olabiliriz televizyon olarak. Çünkü bizde hiç öyle bir şey bizde huzur var, sağlık var, darbuka var, <laughs> darbuka var. Peki boğalar hadi bakalım. İnşallah e, gönlünüzün güzelliklerini yaşayacağınız güzel bir hafta olacak sizin için. Ve sevgili ikizler şöyle evet. başını kaldır çünkü güneş senin için doğuyor. Yazık ya ikizlere. İkizler var ya kendini var etmek için insanüstü bir çaba veriyor olabilir. Yazmışsın işte daha yazacak bir şey yok. Düşmanlarını gülüşünle yen. Bak bunu en başa yazacaktım sonra geldi aklıma. Gecenin üçünde falan yazdım bunlar. Bak düşmanlarını gülüşünle yeneceksin. Çok kıskanılıyorsun. Bak şu an burçlar içerisinde en kıskanılan kim? İkizler, kova, boğa. Şu an aklıma ilk gelenler. ikizler çok kıskanılıyorsun. Göz hapsinde olabilirsin sen de. Birileri senin yaptığın işe, ne bileyim güzelliğine, yakışıklılığına, her enerjinin iyiliğine böyle kafayı takmış olabilir. Gerçekten gülüşünleyen. Çünkü seni ağlatmak ise mesela aradın. Ben, bir de bir düşmanı nasıl tespit edersin? İkizler nezdinde herkese söylüyorum. Mesela geçen ben bir arkadaşımı aradım bir şey danışmak için. Bak benden büyük kıymet verdim sözüne. Danışmak için meslektaşlarımdan birisi. Daha konuşmaya başlamadan beni dinlemeden e sen de niye öyle yaptın da e sen de niye işle ilgili bir şey bu arada. E sen de niye ya arkadaşım konuyu dinlemedi. Beni yargılıyorsun. Ya da işte diyorsun ki e sen de niye böyle sanki ben bunları akıl etmiyormuşum gibi. Telefon konuşmasının tamamı yargıdan ibaretti. Kapattığımda kendimi kötü hissettim. Çünkü söylediklerinde de haklı değildi. Dedim ki bu niye böyle yap? Çünkü beni kıskanıyor. Çünkü ben ondan mesela ona öyle bir şey danışıyorum ki ben Olayın menbaındayım. Ona fikir danışıyorum ya çok rahatsız oluyor. İnsanların sizi kıskandığını, sizi dinlemeden yargılamalarından, sürekli akıl vermelerinden ve siz hiçbir şey bilmiyormuşsunuz gibi günün sonunda hissettirmelerinden ve onların yanından huzursuz olarak ayrılmanızdan anlayabilirsiniz. Doğru. İkizler, buna çok dikkat et. Sen mutluyken seni kim demoralize ediyor? Kim aşağı çekiyor? Kim sen içeriye neşeli neşeli girdiğinde "Ay öküpen ne? şimdi maydanoz kalmış. Saçında böyle olmuş." diyor gerçekten ikizler burcunun gülüşü bazılarını rahatsız ediyor. O yüzden hep gülün. Canınız sıkkınsa da bu ara kimseyle paylaşmayın. Kendi içinizde çözmeye çalışın. Dişinde maydanoz kalmış dedin Diyelim ki biri senin fikirlerine aykırı fikirler söylüyor. Senin sinirini bozuyor. O anda gerçekten bunu. <laughs> Aa dişinde maydanoz bir şey kalmıştı. De. Konu değiş. Ya doğru konu değişir, morali de bozulur. <laughs> ama işte senin moralini bozan kişinin morali bozuluyor. Aynen öyle. Yani Bazen boş konuşanlara yapmak lazım. Vallahi ama... yapmak çok işe yarıyor. Garibim ikizler bu ara işte hak etmeden bununla karşılaşıyor. Olabilir. İkizler lütfen buna dikkat edin. Kim Kimsiz aşağı çekiyorsa kimseye üzüntülerinizi bildirmeyin. Kendinizi var etmek için çok çaba harcıyorsunuz. Eşiniz mi engelliyor, işiniz mi engelliyor, patronunuz mu, babanız mı, anneniz mi bilmiyorum ama ya bir hayat yolunda ilerlemek istediği noktada engel ve baskılarla karşılaşıyor olabilir. Sürekli bir engele takılıyor olabilir. Bu süreç birazcık daha devam edecek. Şansınla beraber mücadelen de çok büyük olacak sevgili ikizler. Mesela yaz aylarında biliyorsunuz 26 Mayıs'ta Jüpiter ikizler burcuna geçiyor. Ama Jüpiter geldi hoş geldi vay gibi bir şey değil. Mesela Jüpiter geliyor Haziran'da bir sürü kutlaması olabilir ikizlerin. Ama sonrasında bir blokaj altına girmeye başlıyor tekrardan. Yani o yüzden ben böyle çok uzun vadeli anlatırım biliyorsunuz. Çünkü öyle insanlara bol keseden mutluluk dağıtmak değil benim amacım. İkaz etmek. Şunu bilin birileri sizi engellemeye çalışıyor. Mücadeleyi sakın bırakmayın. Çünkü ter dökerek aldığınız o başarılar çok çok anlamlı olacak. Bunu aşka da yorabilirsin, işe de yorabilirsin. İnşallah. Çünkü mesela ailesi istemiyordur, evlenmek istiyordur. İki tarafın gönlünü yapamıyordur, arada sıkışıp kalıyordur. Kariyer planında patronları onu destekleyecek söz vermiştir, desteklemiyordur. Herkes size köstek olurken gerçekten sadece kendi mücadelenizle çok büyük başarılar elde edeceksiniz. Birileri sizden sadece yumurta olmanızı isterken siz horoz olacaksınız ikizler. <laughs> gerçekten. Bak bunu da öyle söylemedim. Yumurta olsun omlet yapalım yiyelim bunu. Hayır. Siz horoz olacaksınız artık. Evet. Evet neşeli, umut dolu olmaya devam et. Çünkü senin gülümseyen gözlerin düşmanlarını çıldırtıyor olabilir. Sana zorbalık yapmak Engellemek isteyen kimselere karşı da kendini korumaya bak. E, aşkta da kendini gösterme konusunda da şanslısın, parlak başarılara doğru gidiyorsun. Engellere takılmadan geçmeni isterim. Bakalım yengeçler ne Annem, olacak? Onların ismini söylemedim. Ya Mukaddim, ha. ya Muktedir. Dilediğini öne alan esma. İtibar sahibi. Peki yengeçler. Evet. Aklın bazen karışırsa ruhunla duymayı bil. İşte gece böyle ilhamlar geliyor canım. Bak şurası çok güzel. Ruhunun sesini ancak çığlık atmadan sakince durabilenler duyar. Evet. Bağırırken kendini içindeki sesi duyamaz. Bağırırken hiçbir şey de duyamaz. Biz seninle Mulsiyevşinaz insanlar olduğumuz için şiirden ve sanattan çok iyi anlıyorsun. Bu da beni çok mutlu ediyor. ya Türk Türk müziğini çok seviyorum. Ee, yakında bir konser olacak. Ee, ücretsiz de bir konser olacak. Ee, ben sunacağım konseri de buradan söyleyeceğim. Herkes gelsin. Bu oh, sıkıyı seven ben herkes. Ben de çok severim. Yani yaşıma göre hiç kimsenin bilmeyeceği şeyleri bilirim. Ben Annem sağ olsun. Böyle Abdülkadir Meragi falan dinlerim Allah yani. Allah Allah. <laughs> biz burada neler neler. Kimse dinleyemez. Evet. Yengeçler. Ruhunun sesini ancak çığlık atmadan sakince durabilenler diyebilir. Şimdi bir şeye kızmış olabilirsin. Sinirlenmiş olabilirsin. Öfke nöbetleri geçiriyor olabilirsin. Özellikle son iki gündür biraz daha duygusallaşmış olabilirsin. Fakat sen bağırdıkça kendinden uzaklaşıyorsun. Diyor ya insanlar birbirlerinden uzaklaştıkça sesleri yükselirmiş ya. Evde ne kadar bağırış varsa o kadar iletişimsizlik var işte. Birbirlerini duyamıyorlar. Bağırıyor çünkü duymuyorsun beni. İşte kendine bunu yapma. Sakinleş. Her ne yaşıyor olursan ama bana haksızlık yaptı, beni aldattı, şöyle böyle. Hayat böyle geçmiyor. Doğru. Tam Karşıt burcun oğlağa bakmaya devam et. O ne yapıyor? Önce kendi hayatını var ediyor. Önce kariyer planlarını var ediyor. Şunu unutmayın. Çok acı bir gerçek ama ne kadar iyi bir insan olursanız olun. Hayat çok acımasız. Çok. Yeri geliyor çocuğunuz bile sizi beğenmiyor. Anne başkalarının annesi çalışıyor. Sen niye çalışmıyorsun? Oysa ki evde sabahtan akşama kadar çalışırsın. Çocuk seni çalışmıyor olarak görüyor. Eşin seni ne kadar severse sevsin. Bunu da yeni buldum. Çok yoktur arkadaşlar. Bir insanın yanında ne kadar var olursanız o kadar yok oluyorsunuz çok yoktur. Çok olmayın, tatlı tatlı olun, gizemli olun. Yengeçler biraz bunları benim oturun bir düşünün bakalım. Neden bu kadar değersizleştiniz? Paranızı mı kazanmaktan vazgeçtiniz? Bir aşkın peşine düşüp kendinizi mi kaybettiniz? Çocuklarım çocuklarım derken çocuklarınız mı sizi anlamıyor? Kimin üstüne düştünüz de bu kadar değersizleştiniz? Oturun bir düşünün. Bağırmayın, sakin olun. Çünkü bu ara Allah eğer üzülüyorsanız sizi davet ediyor. Dokuzuncu ev ilahi bir evdir astrolojide. 9. evinizde muazzam kavuşumlar var. Benim diyen insanda olmaz. O yüzden yengeç burcu çok inançlıdır. Çünkü yengecin inançlar evini balık burcu tutar. Yengeç doğuştan inançlıdır. Onun inançlar evini balık burcu tuttuğu için. Akrep de öyledir. Onu da yengeç tuttuğu için. Balık da öyledir. Onu da akrep tuttuğu için. Bu üç burcu... herkes birbirini tutuyor yani. Bu, bu üçü birbirini tutar. Bunların bu kadar inançlı olmasının sebebi bu. E, doğuştan o inancını, ruhunun sesini aç ve dualarını et. Sen de ilahi bir davete e, mazhar oluyorsun. Belki bazıları gerçekten hacca umreye Mekke'ye gidebilirler inşallah. E, ya da inançlarına göre başka inançlarda olan seyircilerimiz varsa onlar kendi kutsal mekanlarına gidebilirler, dualar edebilirler. Rüyalarınız muazzam e, ayan beyan çıkabilir. Hisleriniz ve sezgileriniz çok güçlü olabilir ama siz kızmayı, bağırmayı ve e, dışarıda aramayı bırakırsanız, her ne ararsan kendinde ara. Aslında gittiğin hiçbir yerde değil, kendi içinde. Sevgili Yengeç aşkta duygusal konularda daha bir rahatlayacaksın. Söylediklerimi yaparsan daha hızlı rahatlayacaksın. Eğitim, iletişim, uluslararası işler, hukuki konular bol bol seyahat planı olabilir. Hayatında 10 Mart yeni ayıyla beraber 15 günlük süreçte seyahatler, pasaport, vize işlemleri, eğitim planları hayatında gündem olabilir. Ayrıca yalnızsan senin duygularını anlayacak insanlarla karşılaşabilirsin. Daha bir duygusallaşacaksın. Lütfen duygularını kontrol altına al. Ya Allah, ya Rauf isimlerini zikredebilirsin. Rauf sende de hikmetli bir isim. İkisini bir arada zikredersen daha iyi olur. E, kurtul Kurtulamam sandığın tüm acı ve sorunlardan aslında çok rahat kurtulabilirsin. Ay Sadece inşallah. sen göremiyorsun. Söylediklerimi unutma. Hadi bakalım. Sevgili yengeçler, aklın bazen karışsa da ruhunu dinlemeye devam et. Bu enerjiyle reklama gidiyoruz. Bak bu enerjiyle. Televizyonun sesini açar mısınız lütfen? Aynı bu enerjiyle. <laughs> Hadi mektandan sonra buradayım, alam çok güzel. Büküm koyunumda, hani param parça ruhumda, hani solam gözlerle kapında, bekleyen dargın anıların gibi. Çok güzel şarkı. Arkadaşlar bir saat sevgili, oynadım burada. Susun. Sevgili seyircilerimiz darbuka ile gittik ya. Yemin ediyorum biz arada oynadık. Enerjimizi yükselttik. Şarkılar söyledik. Dert yok mu bizde de var. Ama biliyoruz. Evet. Bugünün tekrarı yok. Bugüne evet. şans veriyoruz. Bugüne şans Lütfen verdik. siz de şans verin. Bu arada şimdi diyecekler ki modun neden düşük? Çünkü yoruldum oynamaktan. aklınıza başka bir şey gelmesin. Gerçekten oynadım. Arada oynamaktan yoruldum. Gerçekten siz <laughs> Ee, işte çaylar kahveler tazelendi reklamları izlerken biz hem reklamlara baktık buradan böyle hem de böyle göbek attık darbuka enerjimiz çok yüksek te tedavi olsun edici bir ses ya ölüyü deriltir sana vallahi. diyorum bir çikolata iki darbuka Aha, İkisi olsun deriltir. hayatında vallahi dert erindir. yok demeyeceğim dert hep var ama daha hafif Arkadaşlar dertler hafifliyor. bitmez ya. Dertler bitmez. Boş verin gitsin. Çok İbrahim önemli bir derdiniz dediği gibi, yoksa... Dertler derya olmuş. Ben de bir sanda. <laughs> aslanlar sizdeki dertler de derya oldu biliyorum. Ee, zaten cumartesi günü aslanlar siz de en dikkat etmek etmesi gereken burçlar arasındasınız. Çünkü cumartesi günü Bak nasıl biliyor. Hemen açı, etmiş. çok tehlikeli. Ben bu kadını çok seviyorum. Çok zeki. Bak Hemen baştan söylediğim şeyi aslana gelince oraya notunu unutmuyor. Diyor ki seni uyarıyorum çünkü baştan uyarıya aldı ya. Bak. E tabii biz bu programı niye Lanki yapıyoruz? İnan ki izleyiciler bu kadar dikkat edin. Yüz kere. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Biz bu programı niye yapıyoruz? E i̇şte faydalı Şimdi olmak. bir aslan bilecek. Cumartesi günü kavga edesi varsa bile eve etmeyecek. Hatta cuma, cumartesi, pazar. <gülüyor> 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 Otur. O ne <yine> darbuka dinleyin. <gülüyor> <gülüyor> Rahmetli Adem'in aşıkken. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Aslanlar... Ee, <laughs> Gerçek avantajlarınız çok ama dezavantajlarıyla başlayalım. Çünkü evet. önlemleri hemen alsınlar. Ya daha cuma gelmeden alın yani. Bak nasıl sana güzel bir cümle kurdum bak. Az bazen çok, çok bazen azdır. <laughs> Ruhu seninle olmayanın Öyle <laughs> <ne> demek. Kalıbına <laughs> dokunmak, etmek. Örnek. Ha. Hep yanında gibi görünüyor ama aslında yok. Ya Aa, da hep birlikteysiniz ama aslında hiçbir şey paylaşmıyorsunuz. Herkes evde telefonuyla oynuyor. Ruhu senin yanında değil başka bir yerde ama bedeni yanında. Kalıbı yanında ruhu yok. Ay. İşte bunu bir araştır bakalım. Kimsenin yanında çok kalabalık yapıp da aslında yanında değil. Kimsenin ilk cümlenden sonrasını dalıp dinlemiyor. Bunlara bir dikkat et bu ara. Hala ilişkiler arenasında çatışmalar devam ediyor. Neden? Çünkü Mars Aslan Burcu'nun ilişki alanı olan Kova Burcu'nda. Şimdi Cuma'dan gerilim başlıyor. Cumartesi... Tavan yapıyor. Pazar daha da güçlü hale geliyor. Sen ne diyeceksin? Cuma, cumartesi, pazar enerjini düşürecek ortamlardan, sohbetlerden, konuşmalardan kaçın. Mesela başta söylediğimiz gibi önemli bir konuşma yapacaksan bugünü seçme. Ha sen hiçbir şey yapmazsın. Efendi efendi otursun. Biri seni çok fena sinirlendirebilir. Lütfen öfke kontrol problemini e, çözümle. Sakın e, saldırı e, ya saldırıyla. Kötü söze kötü söze karşılık verme. Nasıl söylesem mesela patronlarla ortaklar arasında kalmak ya da birlikte iş yaptığı aynı seviyede çalıştığı iş arkadaşlarıyla zıtlaşmak ailesiyle ilişkisi arasında sıkışıp kalmak kayınvalidesi eşini çok seviyor ama kayınvalidesiyle, kayın babasıyla anlaşamıyor. Bu yüzden problemler çıkabilir. Ya da eşiyle anlaşamıyor, kayınvalidesi kayın de destek göremiyor. Ya da işte annesi babası arasında sıkışıyor. Eşi ailesini sevmiyor gibi böyle aile içi ve iş ilişkileri ilgilendiren konuların karman çorman hale geldiğini görebilir. İnşallah öyle bir şey olmaz ama özel hayatınızda birazcık sakinliğinizi korumalısınız. Sizden çıkmasın. Buna dikkat edin. Ayrıca evde, yuvada veya iş yerinizde elektrik kontaklarına, işte arabanızın motoruna, iş yerindeki işte yangın çıkarabilecek durumlara karşı da şimdiden söylüyorum aslanlar. Ofisinizi, iş yerinizi, çalıştığınız yeri ve evinizi bu konularda dikkatli tutun. Herkese uyarıyorum ama bazı burçları biraz daha fazla uyarıyorum. Bunlardan bir tanesi de Aslan evini, iş yerini işte elektrik kontağıdır, yangındır bu tip tehlikelerden korumasını tavsiye ederim. İşte pencereyi açık bırakırsın, olağan dışı bir şey olur. Biraz tedbirli olman gerekiyor olabilir. Ani ve fevri davranışlardan kaçınman lazım. Peki iyi bir şey yok mu? Tabii ki de var. Mesela yıllardır mirasını alamıyor, parasını alamıyor, tazminatını, nafakasını alamıyor, hakkını alamıyor. Hakkı olan paralar ona gelebilir. Emekli maaşıdır, tayindir, atamadır, iş başarısı göstermek, bir işe girmek, ek gelir elde etmek bunlarla ilgili çok şanslı. Aynı zamanda yıllardır kurtulamadığı bir sağlık sorunu varsa, bir ameliyat olması, bir şey yapması gerekiyorsa bunlarla ilgili çok şanslı. Genel olarak maddi konularda önünüze çok güzel bir kapı açılabilir. Kendinizi yenileyebilirsiniz. Bazı aslanlar doğum yapabilir. Hamile olan aslanlar bizi izliyorsa, özellikle eşleri de ya da aileleri de bizi izliyorsa hafta sonu lütfen onları yormayın. Mesela aman ne olacak canım pikniğe gidelim. Aniden doğum başlayabilir bir şey olabilir. Böyle özellikle son zamanınıza yaklaşmışsa tansiyonunuza dengenize dikkat edin. Etrafınızda rahatsız olan hamile olan aslanları lütfen üzmeyin hafta sonu. Hassasiyetlerine saygı gösterin. Ve sevgili aslanlar birazcık kendi kıymetinizi bilmeye bakın. Bazıları gerçekten doğum yapabilir. Bir yenilik enerjisi var, bir yenilenme enerjisi var. Bazıları da maddi olarak kaynaklarını geliştirebilir. Bir de genital bölge, cinsel organlarla ilgili rahatsızlıklara dikkat etmelerini tavsiye edeceğim. Bu arada kendilerine uygun olmadığı halde çok romantik ve çok tutkulu geldiği için birazcık böyle yanlış insanlara kapılma ihtimalleri de var. Yani ya bu benle bağdaşmıyor ama çok çekiliyorum. Ne yapacağım diye ikilemlere girebilir. Aşık olduğumuz insanlara dikkat edin ve sizin paranızla ilgilenen özellikle kadın erkek bu insanları bu süreçte etrafınızdan uzak tutun sevgili aslanlar. Maddiyatınızla, paranızla ilgilenen kişilere kapıları kapatmanız gereken bir süreç diyebilirim. Ya Fettah ya Rezzak maddi konulara odaklanmanızı isteriz. Stresinizi azaltın ve korkuların sizi panikletmesine, hata yaptırmasına izin vermeyin. Parasız mı kalacağım? İşte bu çocuk ne olacak? Veya işte bu ilişki nereye gidiyor? Korkularınızla panikle daha hatalı hamleler yapma riskiniz var. Dikkat. Evet sevgili hastalar lütfen çok dikkat edin. Özellikle cumartesi ama cuma günde bunun etkisini göreceksiniz. Avantajlarla dezavantajları Aslanların dinledik Ya Fettah ya Rezzak Esmaları Aynen. Para lazım Aslanlara değil evet, para mi? Para lazım Allah'ım aslanlara çok para ver Maşallah sağlıkla Bir de aşk da ver Hı. Onlara Hı. her şey yakışır zaten Paranın bence en yakıştığı burçlardan bir tanesi aslan Peki sence aşk baş belası mı yoksa iyi bir şey mi? Yok niye baş belası olsun canım? Aa, kime sorursam ay iki ki aşık değilim e, Aşk baş belası Aa, Allah yok, yok. Geçen gün ne dedim ki Belki dedim aşık oluruz dedim Ay Allah'a sığınırım dedim <laughs> Aşktan mı? Ha. Aa yok. Aşk güzel. Aşk insanı ama güzelleştirir. Ama şöyle karşılıklı artırır. yaşanırsa. ehlileştirir, dinginleştirir. Aşk ama olması, işte olması lazım. kimle yaşandı? Yok karşılıklı olması gerekmiyor. Yani Ay, bir şey yaşıyorsun. aşk ama Türk sineması gibi içinde. Oh, hiç çekemem karşılıksız aşk. E tamam sen çekme o zaman. Kar karşılıklı olsun ama. Olacaksan. Ben seviyorum aşkı. Karşılıklı aşkı. <Gülüyor> <Gülüyor> aşklar dilerim size. Mutlu. İkiniz e tabii mi? herhalde canım karşılıklı Platonik aşk. platonik yerlerde derbeder olup da sızlanmayın ondan sonra. Ama... Ben sevdiğim için sen bende güzelleşiyorsun. Aa. Hayat öyle bakacaksın olmak yani. olmak lazım tabii. Sen gidersin, öteki gelir. Yine Allah seven Allah. benim. Biri kar gider, kar biri gelir diyorsun. Evet. evet. On da doğru söylüyor. Başaklar için öyle midir? Çabuk aşık olur mu Başak? Hayır, hiç çabuk aşık olmaz. Olmasın. Bir Başak size aşık olduysa yani gerçekten e, aşık olmuştur. <laughs> aşık olmuştur. Demek ki düzgün bir insansınız ama bilmiyorum. Ee... Başakları şöyle bir hatası da olabiliyor. Başak çok mükemmeliyetçi olduğu için çok mükemmeli aradığı için bazen mükemmel görünüp öyle olmayan insanlara da kapılabilir. Bazen de gerçekten çok mükemmeli e, aradığı için yalnız kalabilir. Böyle bir riski oluyor. Hmm. Ama eğer bir Başak size aşık olduysa çok samimi söylüyorum. Siz çok güzel hem başarılı hem temiz hem mis gibi bir insan olmanız lazım. Çünkü Başak bir şeyle mutlu olamaz. Mesela hem çok güzel bir kadınsınız ona alakadar etmiyor. Çok yakışıklı bir erkeksiniz ona alakadar etmiyor. Hem güzel olacaksınız hem bakımlı olacaksınız hem giydiğinizi yakıştıracaksınız hem sizinle iki siyaset iki psikoloji konuşacak haberleri eleştirecek boş kafalıysanız bir Başak size asla aşık olmaz. Zeki olacak bakımlı olacak hoş olacak çok mükemmeli arıyorlar. Ya başak aşka bakmıyor o zaman yani. Öf. yoruldun. Anlatırken, anlatırken yoruldum. Anlatırken yoruldum. Başak öyle yorucu yani. E sen bu nasıl bu, bu durumda e, kocanı seçebildin? Benim bu kadar ince eleyip sık dokudun. Aşık oldum. Aşık oldum. Demek ki Başak aşık oluyormuş Aşık olur tabii. Ama onu da çok tatlı. Harita... Bundan selam gönderiyorum. Onur ben de, de selam gönderiyorum. Çok sevgili, sevgili arkadaşım. arkadaşım. Çok bu arada çok, çok zekiydi. Ona. Beni çok, çok zeki. güldürüyordu. Hala da güldürüyor. Çok zekiydi. Ben de zekasını sevdim. Evet, Yaptığı peki. işleri falan. Başaklar diyor ki bizi kaynatmayın. Kaynatıp mıyız? Bak başlıyoruz kaynatmayın, şimdi. Sizden konuşuyoruz canlarım. <laughs> sizden konuşuyoruz. Ne olduğunuz da belli değil. Duygusal mısınız, duygusuz musunuz? Ben de sizi çözemedim yani. Bilmiyorum. Bazen de çok duygusal. Böyle tongaya basıyor işte. Aşık olur, derveder oluyor. Zaten aşık olmam diyenden korkacaksın. korkacaksın. Aşık olan duygusal başaklar ekran başındaysa, evet. aşık olmayanlar da <laughs> ekran başındaysa gelsin bakalım. Onların da, bütün avantajları ve dezavantajları. Tam da yeri gelmiş. Valla şu açılar müzmin bekarları bile evlendirir. Yemin Aşık et. oldum, ayaklarım yerden kesiliyor diyor olabilirsiniz. <laughs> Hadi bakalım. Gerçekten duygusal ve romantik enerjiler sizinle. Balık burcundaki yeni ay evlilik ve ilişki alanınızda gerçekleşiyor. Evlenmek istiyor olabilirsiniz. Aşık oluyor, olacak olabilirsiniz. Yalnızsanız karşınıza gerçekten çok değer vereceğiniz, romantik, duygusal bir insan ve sizin duygularınızı harekete geçiren bir insan çıkabilir. Yalnız burada Satürn etkisi de var. Dolayısıyla şimdiden uyarmak istiyorum. Diyelim ki siz evliliğe çok hazırsınız ama partneriniz hazır değil. Onu zorlamayın. Beni sevmiyor musun? İşte niye sen de benim gibi değilsin? Niye sen de işte adım atmıyorsun? Veya işte ben çok tutkuluyum, çok ona karşı yoğunum ama niye o bana karşı yoğun değil? Ya da tersine siz normal giderken partneriniz çok acele edebilir. İşte seni çok seviyorum, evlenelim mi falan diyebilir. Lütfen karşılıklı olarak Başak Burcu partneri olanlar da muhakkak beni dinliyordur. Partnerinizi zorlamayın. Onun duyguları sizinle eşit gitmeyebilir. Bazen öyle olur ya biri çok sever, biri az sever, biri sonradan dahil olur. Biri sonunda sever ama en çok o sever. O yüzden aceleci olmamak lazım. İki taraf için de söylüyorum. Hem Başaklarla ilişki yaşayanlar hem de Başaklar lütfen partnerinizin sizin kadar tutkulu, coşkulu vesaire olmasını beklemeyin. Şöyle bir geçin ve deyin ki hani şu anda evlilik için mesela e, o acele ediyor, siz etmiyorsunuz. Şu anda evlilik için ben hazır hissetmiyorum ama seni sevmediğim için değil şu şu sebeplerden dolayı veya partnerinizin üzerine gitmeyin partneriniz belki de sizi sevmediği için değil sadece evliliğe sıcak bakamıyordur korkuyor olabilir. Bu aralar böyle bunları bir düşünün hani e, akışta kalmanızda yarar var sen çekil aradan yapı versin o işleri yaradan öyle bir laf var ya <laughs> hakikaten Başak sen aradan <laughs> çekil öyle derler ya sen aradan çekil e, bir arkadaşımın da çok güzel bir sözü vardı hatırlarsam söyleyeceğim. Hakikaten Allah yapması gerekeni yapsın. Böyle çok şey yapmayın. Baskıcı olmaya veya hadi ben evlenmek istiyorum çocuk yapacağım. Şöyle oldu böyle oldu. Bunlara girmeyin. Partnerinizi sık boğaz çok etmeyin. Yalnız olanlar için gerçekten çok güzel bir ilişki yaşama fırsatı olabilir. Para var mı para? Ee... İş var mı? Dur bakayım. Para şu anda bir son bir yıldır parayla ilgili birazcık zorlanıyorlar. Sebebi de şu. Güney Aydın para evlerinden geçiyor. Hep kayıp, hep harcama... Belki var ya çok kazanıyorlardır ama çok daha harcıyor olabilirler. Parayla ilgili korkuları olabilir. Onun 25 Mart'ta bir ay tutulması var. Şanslı da bir tutulma. O tutulmayla beraber çok büyük bir para menbaı yakalayabilir başaklar. Azıcık daha dişinizi sıkın. Ama ilişkilerinize dediğim gibi baskıcı olmamaya çalışın. Ortak bir işe başlayabilir. ilişkiye başlayabilir. Aşık olabilir. Nişanlanabilir. Evlenebilir. He, çok mutsuz, kangren olmuş, toksik bir ilişkinin içindeyse Allah'ın lütfuyla kurtulabilir. Nihayet ayrıldım, kurtuluyorum diyebilir. Ee, başaklar diye de söylemiş olayım. Sabrın seni zafer'e götürecek. Bak. Kendime de söylüyorum. En azından bunu sadece kendine söyle. Gözlem yap ama içinde kalsın. Başak. Gözlem yap ama müdahaleci olma. Kontrollü e, git ama kontrolcü olma. Evet. Tamam. Mı? Bana bak sanki ben de baş öğretmen gibi. Ay. Başakların elime vurasım geldi. <laughs> Başakların işini bozanlar bozanlara ne dedin? Sen çekil aradan, her işi yapar yaradan. Ha, halledi, Haydi yaradan. Aynen öyle. Peki ya Vedüt ya Rahman ha, esmaları. Arkadaşım bana söyler Koç burcu Funda canım seni çok seviyorum astrolog o da. Bana hep derdi ki ben çok üzüldüğümde. Allah ayarlar. Allah ayarlar. Sen bırak. Allah ayarlar. Ay bir bu söz. Allah ayarlar. Allah her şeyi ayarlar. Bırak. Ya Vedut ya Rahman. Ee, bu çok güçlü bir enerji. Hamilelik, bebek, yaratım, duygu, işte e, kendinizi mutsuz hissettiğiniz zamanlarda da zikredebilirsiniz. Baktınız çok duygusalsınız, her gün ağlıyorsunuz bunları zikretmeyin. Bir de avantajlarınız arasında özel yaşamınıza şans, bolluk, bereket, romantizm yükleniyormuş sevgili başaklar. Hmm, aynen öyle. Yani eğer bakın toksik bir ilişkin içindeyseniz acele edin ayrılın. Çünkü bu açılarla siz yeni aşkı çok güzel bulursunuz. Hmm. Mutlu bir ilişkinin içindeyseniz de sakın acelecilik yapıp partnerinizi kaçırmayın üstüne gitmeyin. Çok aşığım ölüyorum sen de benim gibi ol. Yapma sakinleş akışta kal bekle relax. Evet. Ay yeryüzünün en sakinleri en zarifleri en tatlıları kadınların en güzeli erkeklerin en yakışıklısı teraziler orada mısınız? Hakikaten terazi öyledir. Hakikaten ya yani. yani ne bileyim teraziler gerçekten kadını da erkeği de ayrı zarif. Dünyanın en güzel insanları genellikle terazilerden çıkar. Bak, bir terazinin yemek yiyişi bile farklı. Tabii canım. Bir de bir boğanın yemek yiyişini gör. Boğayla yemek arasında müthiş bir aşk var. Yani gerçekten. Terazilerin garibini... Boğa lokmaları çiğnemeden yutar. Ya, çok tatlı boğalar ya. Bir tane arkadaşım var. Gece her storylerini izliyorum. Her gece yemek yiyor. Artık ona var ya kızmaya başladım. Gecenin bir yarısı benim karnım bir insan bu kadar güzel yemek yiyemez. Açıyor şeyleri sarıyor lokmaları dolduruyor. tabi tabii. Yapma boğalar yapmayın. Bak ben sana bir şey söyleyeyim En yemek ya en karnım tok diyen insan karşıma otursun. Acıkır. <laughs> kesinlikle. Eyvah. Bütün arkadaşlarım yok biz yemeyeceğiz diyorlar. Ben oturuyorum yemeye başlıyorum. biz de mi Biz de mi yesek? De oluyor. Oluyor. Ama sen çok disiplinlisin. Seni çok takdir ediyorum. Bir boğa. Sen gördüğüm en disiplinli boğasın kesinlikle. Öyle mi? Tabii. İnşallah öyle. Diyetine, olur. her şeyine çok dikkat ediyorsun. Teraziler değil mi? Teraziler yok. Değil. Teraziler garibim. Onların yemek yemesinden bahsetmiş. Kız Şunu ne söyledim, garibim diyorsun? Garibim ya. Egonun düştüğü burç çünkü. Mesela bir yemeğe gitti. Baktı ki şey yapamayacak. Eğer kendini aşmış bir terazi değilse. Siz ne yiyorsanız ben de ondan yerim. Önemli değil. Bu zariflik ben zariflik. Ama işte ah keşke kıymetleri bilinse. Yani, yani e, bilinmez. Öyle yaparsanız kıymetiniz bilinmez. Lütfen gittiğiniz yerlerde isteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı dost doğru ifade edin sevgili teraziler. Bunu öğrenmeleri zaman alıyor. Hep sanıyorlar ki ben çok iyi olursam karşımdaki de bana çok iyi olur. Bakın bir terazi size çok iyi davranıyorsa sizin de ona öyle davranmanızı istediği için davranıyor. Size gösteriyor aslında. Bak böyle kibar olunur. Bak ben senin işte yatağına kahveni getirdim. Sen de bana yap. E siz onu böyle zarafetle davranmazsanız kaçırıyorsunuz tabii ki. Önce Teraziler bu hafta içinizdeki karmaşayı bir düzenleyin. Evinizdeki karmaşayı bir düzenleyin. Bakın bakalım bu aralar evi çok mu dağıttınız? Çok mu saldınız? temizlik yapmamaya mı başladınız? İş yerinizi mi çok dağıttınız? Evcil hayvanlarınızı mı ihmal ettiniz? Çalışana ihtiyacınız mı var? Bir yardımcıya mı ihtiyaç duyuyorsunuz? Günlük hayatlarını düzenlemek zorundalar. Günlük hayatınıza bakın. Sabah geç mi kalkıyorsunuz? Gece yatmıyor musunuz? Beslenmenizde mi bir eksiklik var? Bu aralar rutin hayatınızla ilgili bir karmaşa söz konusu olabilir. Ya hasta olduğunuz için ya yorgun olduğunuz için ya da kafanız karışık olduğu için günlük hayatınızı Düzenli götüremiyor olabilirsiniz. Uyku, yeme, içme, ev düzeni, iş düzeni, evcil hayvanlarla ilgilenme tüm konular karışmış olabilir. İş yerinizde bazı sinsi durumlar, canınızı sıkan bazı şeyler olmuş olabilir. Kendinizi birazcık ikinci plana atılmış ya da iş hayatınızla ilgili ben nereye gidiyorum, nasıl yapacağım şeklinde bulanık görüyor olabilirsiniz. Bu yeni aile beraber iş arayanların daha rahat iş bulacağını, sağlık sorunu yaşayanların, bununla alakalı şifa bulabileceğinizi söylerim ama yine de bazılarınız için bağışıklık sistemini kontrol altında tutmak gerekebilir. Bağışıklığınız düştüyse bahar alerjilerine ve hastalıklara daha rahat yakalanabilirsiniz. Ayak sağlığınıza ve genel olarak sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. İş yerinizde, iş hayatınızla ilgili bazı bulanıklıklar varsa bunun geçici olacağını bilin. Çok değil bir 10 güne kadar her şey çok daha rahat, çok daha keyifli akmaya başlayacaktır ve iş hayatınızda da ev hayatınızı da düzene sokabilirsiniz. Bir yardımcıya ihtiyacınız varsa karşınıza tam istediğiniz özelliklerde bir yardımcı da çıkabilir. Evcil bir hayvan edinmek istiyorsanız size özellikle 13 Mart gününü tavsiye ederim. Evcil bir hayvan edinmek istiyorsanız onunla iyi anlaşmak, karşılıklı birbirinize bereket ve iyilik olmak istiyorsanız o günlerde bir evcil hayvan edinmenizi tavsiye ederim. Bazı şeyler Allah'tan gelir, bazı şeyleri de biz bilirse kendi planlamamızı yapabiliyoruz. İşte astrolojinin böyle bir faydası var. Kendiliğinden olan şeyler çok güzel ama bazen de kendiniz planlayın. Bereketiyle gelebilir. Aldığınız hayvan, çiçek evinize 13 Mart'ta özellikle bereketiyle gelebilir. Aşk hayatınızda hala iniş çıkışlar devam ediyor. Cuma, cumartesi, pazar aşkta bir takım kopuşlar, kavgalar ve tartışmalar olabilir. Lütfen dikkatli olun. Çocuklarınız varsa onlarla ilgili de kavga ve tartışmalar olabilir. Ona da dikkat edin. Ani ve fevri hareketler yapmamaya çalışın. Evlat sahibi bir teraziyseniz onlara çok güzel kol kanat gelin ve kimseyle tartışmamaya özen gösterin. Evet, hiçbir emeğiniz boşa gitmedi. Yorgunluğunuz boşa gitmedi. Bu ara biraz daha kendinize zaman ayırmaya özen gösterin. Hak ettiğin yerde olmadığını düşünerek zaman kaybetme. Çünkü emeklerin asla boşa gitmeyecek. Ya Şafii Ya Selam. Neden? Çünkü senin de sağlıkla ilgili ve huzurlu olmakla ilgili desteklenmeye ihtiyacın var. Akrep için ne güzel bir şey yazmışsın. Gerçekten çok doğru. Akreplerle ilgili tablo gelsin ekrana. Bakın birlikte okuyalım. O kadar güzel ki İnsan en çok neyi severse en çok onunla sınanırmış. Dert yedi beni. <laughs> Gerçekten böyle ama. Valla öyle insan en çok neyi severse onunla sınanırmış. Akrebin de hayatta öğrenmesi gereken şey ne biliyor musun? Çok nüfuz etme, Be beni dişiyle, gözüyle, kanıyla sevsin. Ben çok emek vereyim. O da aynı aynısını işte aynı duygu yoğunluğunda olmayı beklediği, aynı vefayı, aynı minneti beklediği insanlarla ortak noktada buluşamayabilir. <laughs> çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Akrep, oğlak ve başakla çok iyi anlaşır genel olarak. Ama başak bir süre sonra akrebin tutkularına karşılık veremediği için rahatsız olmaya başlar. En çok derinleşebildiği burç oğlak burcu. Genel olarak şunu düşünmesi gerekiyor. Niye karşıma hep toprak elementi ya da su elementi çıkıyor? Eğer karşına çok toprak elementi çıkıyorsa bu ara boğa, oğlak, başak gibi burçlar. Gerçekten dengelenmeye ihtiyacın var. Ama çok su çıkıyorsa yanlış yerdesin. Yanlış yerde arıyorsun mutluluğu. Yani kendini çok fazla böyle dehlizlere atmış, gereksiz kurban rolüne düşmüş, fedakarlıklarda bulunuyor olabilirsin. Akrepler bu ara kendilerini kurban gibi hissediyor olabilirler. Ben kurban edildim. Bana kıydılar. Beni üzdüler. Bana vefasızlık ettiler. Ben bunu hak etmiyordum. Daha iyi bir şey hak ediyordum. Duygusuyla yanıp kavruluyor olabilir. Bazıları boşanmış. Bak Satürn 5'ten geçerken bunu çok yaşarız. Boşanmış ve çocuğuna tek başına bakmak zorunda kalmış olabilir. İnsan için çok zor bir şey bu bu arada. Ya da işte ayrılmışsınızdır. Eşiniz de sizin kadar çocuğunuza bakacak sanmışsınızdır. Ortadan kaybolmuştur. Bir çocuk sorumluluğunu tek başınıza alıyor olabilirsiniz. Ya da aşkta hep siz ciddi düşünen tarafken karşı taraf sizi ciddiye almıyor gibi gelebilir. Ama bu aralar size bir müjde. Çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Hamilelik, bebek haberleri alabilirsiniz. Sizin gibi ciddi düşünen, seven insanlarla da karşılaşma ihtimaliniz var. Bir ilişkiyi ciddiyete bağlayabilir, nişanlanabilir, nikahlanabilir ya da evlilik yolunda bir adım atabilirsiniz. Nişan, nikah, kutlamalar için Mart'tan başlayarak Mayıs sonuna kadar müthiş destekleniyorsunuz. Birçoğunuzu evli görebiliriz bu aralar, nişanlı görebiliriz bu aralar. Gerçekten harika bir teklifle siz de bir evlilik teklifi edebilir, nişanlanabilir ya da evlenebilirsiniz. Bir kutlamanız olabilir. Bu aralar ünlenmek, başarı elde etmek, sahnede olmak, konuşulmak söz konusu olabilir sizin için. Ama konuşulduğunuz şeye dikkat edin. İnsanlar size acıyor mu? Vah vah işte çocukla terk edildi, kocası aldattı, hmm. karısı onu bıraktı gitti. Aman bunun çocuğu da hayırsız çıktı, efendim e, ne kadar vefasız çıktı. Böyle anmasınlar size. Kendinize acımayın ve başkalarının da size acımasına izin vermeyin. Gücünüzü, kontrolünüzü eline alın. Unutmayın ki aldatan aldanır ve vefasız insanlar eninde sonunda yalnız kalırlar. Hayatlarında çok büyük kalabalıklarla giderken onu kazıkla bunu kazıkla hayatlarının sonunda görün bir de siz onları. Yaşladıklarında görün. O yüzden böyle yaşlanmış insanlara hep acıyoruz üzülüyoruz ya bir de gidin başında sorun bakalım. Çok mu can yaktı çok mu canı yakıldı? Herkes aynı değil biliyorsunuz. Bazı insanlar da ömrünün sonunda çekiyor yaptıklarını. O yüzden bırakın akışta kalın diye söylemek istiyorum size. Kendinizi sevdi, sevdiklerinize ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Vefasızlık şükürsüzlükle karşılaşabilirsiniz. Bunlar sizi asla incitmesin. Çünkü ünlenmek, başarı elde etmek, hobilerinizden para kazanmak için müthiş destekleniyorsunuz. Dış görünüşünüzde değişimler yapabilir, güzelleşebilir, daha yakışıklı olabilir, daha çok parlayabilir. Gardırobunuzu yenileyebilirsiniz. E, lütfen neye enerji verirsen onu büyütürsün. Umutlu olan konulara odaklanın. Mesela artık sizi üzen insanlarla ilgilenmeyi bırakıp kendinize ya ona verdiğim enerjiyi kendime verseydim Bazıları fitne ve fesatlıkta uğraştığı kadar tıp fakültesine hazırlansa şimdi profesör olmuşlardı. Enerjinizi neye yoğunlaştırırsanız onu büyütürsünüz. Doğru. Vallahi bak otur kendine yoğunlaş. Bu ara bunu yapman lazım ama birçoğunuz da aşkta müthiş haberler alacaksınız. Geri dönüşler, al, evlilikler, müşanlar, kutlamalar, çocuk Şöyle. haberleri, çocukların mürveti. Böyle bir iki taraflı şey var. İnşallah hepsi hep iyilikler sizi bulsun. İnşallah. Ya Rahim. Ya nur, ya halık. Rahim Allah'ın biliyorsun bebek yarattığı yer. Aynı zamanda kadındaki rahim ve Allah'ın şefkat tarafını temsil ediyor. Nur ve halık yaratan. Hayatında neyin yaratılmasını istiyorsan en güzel şekilde ve en e, doğru kaynaktan iyilikle, huzurla bunları Eşya zikredebilirsin. Ama. Sen de bunları zikrederken sakın olumsuz şeyler düşünüp konuşma. Evet sevgili akrepler görüyorsunuz güzellikler var. Yeter ki siz o güzelliklerin peşinde koşun. Yani nereye çok değer verirseniz oradan sınanabileceğinizi e, bu hafta unutmayın. Gerçekten her şeyin iki yönü yok mudur hakikaten var, var. de? Var Siyah ve beyaz bile. Her şeyin iki yönü var. Arta eksi siyah Hı. beyaz. O yüzden iyiliğe odaklanın iyilik olsun. Hadi bakalım reklama gidelim mi? Gidelim mi reklama? Çok kısa. Ekran başındaki herkesin enerjisini yükseltmek üzere Arkadaşlar. geldik ve gerçekten sizlerle beraber biz de enerjimizi yükselttik. Reklam arasında ne dinliyorsak onu sizinle paylaştık. Bugün böyle bir gün kalkın yani. Kalkın oynan, kalkın oynan. Ağlayıp durman, kalkın oynan. Hadi. Lütfen. Ekran başında yeni geçenler dünya bir gün o da bugün dedik ve bugün boşları evet. tek tek sıralarken avantajlarınızı dezavantajlarınızı söylerken bir yandan da aslında dünyanın ne kadar geçici olduğunu çünkü biz bunları niye tekrar ediyoruz biliyor musunuz o kadar çok mail ve mesaj geliyor ki şu dertteyim şunu yaşıyorum bunu yaşıyorum. Vallahi her evde ayrı bir bacağı her bacadan ayrı bir dert tutuyor derdimi anlatsam derdimden iğrenirsin o derdini anlatsa onun derdine imrenirsin. O yüzden rica ediyorum hepimizin derdi var ama ne diyoruz derdi veren Allah bir yerde dermanı gizli tutuyor enerjimiz yüksek oldu olsun. Ay ne güzel N bir söz söyledin hayran kaldım. Çok, çok bilinen bir sözdür İlk o. İlk defa duydum ben. Çok bilinen bir sözdür. Evet. Şimdi yayların enerjisiyle geldik. Yaylar oh. ve yükselen yaylar. Vallahi her eve lazım yay. Evet. Yaylar bu ara. Hazırsanız mini döktür yaylar için döktür gelsin O neşeli bu ara birazcık ailevi sorunlarla meşgul oluyor olabilirler ee, bazıları aileleri tarafından desteklenmediğini ikinci plana atıldığını düşünüyor olabilir ya da e, hep yalnız kaldığını fark edebilir kırgınlıkları olanlar olabilir aileleriyle anne baba aile büyükleriyle kırgınlıkları olanlar olabilir bir yandan da bazıları da kırgınlığı yoktur belki çok mutlu bir ailede büyümüştür ama annesi ya da babası rahatsızlanmış olabilir veya bir problem yaşıyor olabilir bu ara yay burçları ailevi meselelere odaklanmış durumda gibi görünüyorlar. 10 Mart'taki balık yeni ayı size ne getirebilir? Evli olanlarınız için evde bir takım yenilikler getirebilir. Anne, e, genel olarak hepiniz için anneyle babayla aile büyükleriyle ya da eşinizin aile büyükleriyle ilgili sorumluluklarınız artmaya başlayabilir. Önümüzdeki 15 gün anne, baba, kayınvalide, kayınpeder, ev, yuva, aile konuları sizin için çok ön planda olacak. Mart boyunca aslında en önemli konu sizin için bu gibi de görünüyor. Şimdi e, geçmişten bazı konular tekrar gündeme gelebilir. Mal mülk meseleleri, geçmişte üstü kapatılmış konular veya e, bu acaba niye böyleydi dediğiniz soruların özellikle aile sırlarıyla ilgili cevaplarını almaya başlayabilirsiniz. Benim tavsiyem şu. Aileniz sizi desteklememiş olabilir. Hı hı. Bazı aileler gerçekten çok iyi. Allah hepsinden razı olsun. Kim evladına iyi bir anne babaysa Aynen. Allah onun ayağına taş değdirmesin. Aynen. Ama maalesef herkes o kadar şanslı olmuyor. Herkes de anne baba olamıyor. Bazıları da iyi anne baba olmuyorlar. Yaylar bu noktada şunu düşünmenizi tavsiye ediyorum. Ya da burcunuz her ne olursa olsun şunu düşünün. Bazı aileler sadece istasyon gibidir. Yani siz dünyaya gelmeniz gerekiyorsa ya uçakla gelirsiniz ya işte yürüyerek gelirsiniz. Ya işte bir e, ulaşım aracıyla geldiniz diyelim. İstasyonda nasıl yatmıyorsanız ya da havalimanıyla bir yere indikten sonra nasıl havalimanında kalmaya devam etmiyorsanız sizi üzen aile bireylerinizin yaşattıkları acılarla da yaşamaya devam etmeyin. Madem size değer vermiyorlarsa yolunuza devam edin. Kendinize yaslanın. Kendine yaslanan dik yürürmüş diye çok klasikte bir söz, cümle var. Kendinize yaslanın ve geleceğe doğru bakın. Ama yine de bir takım aile sırlarının açılması önlenemeyebilir. Ailevi konularda yoğunlaşmanız gerekebilir. Bazıları ne mutlu ev alabilir. Bazıları evlenip yuvasını kurabilir. Bazıları ev eşyalarını yenileyebilir. Bazıları ne zamandır aradığı evi bulabilir, kiralayabilir. Ev sahibinizle bir probleminiz varsa ya da kiracınızla bir sorununuz varsa tatlılıkla ve sulh yoluyla çözme şansı bulabilirsiniz. Özellikle mal, mülk, emlak, yatırım, aile içi konularda yapacağınız işleriniz varsa 13 Mart gününü değerlendirmenizi çok tavsiye ederim. Yaptığınız işlerin de attığınız adımların da bereketi olur, kalıcılığı olur. Çok güzel bir enerji akışı var o gün için ya da ailenizi siz affetsin istiyorsunuz veya tersine onlarla konuşmak istediğiniz bir konu var. 13 Mart günü öğle saatleri civarı mesela arayabilirsiniz, konuşabilirsiniz, ifade edebilirsiniz kendinizi. Daha barışçıl, daha güzel bir enerji akışı olacaktır. Bekarlar evlenebilir evli olanlar diyelim ki eşinizden eşyalarınızı alamıyorsunuz ayrılmak istiyorsunuz ayrılamıyorsunuz evde bir takım huzursuzluklar var bunlar için çözüm şansı bulabilirsiniz bazıları pılısını pırtısını toplayıp su kenarı deniz kenarı denizi gören suyu gören yerlere göç edebilirler evde bir değişim yaşanacak bu kesin bunun dışında aşık olmak istiyorsanız sevmek sevilmek istiyorsanız bu ara ciddi ilişkiler yaşamak isteyen gerçekten niyeti ciddi olan insanlarla sizde karşılaşabilirsiniz bu anlamda son derece Şanslısınız tamamen en iyi düzeni oluşturmaya odaklanın mümkünse hem evde düzeni sağla hem de bol bol gez yani şöyle bir şey söyleyeceğim kaleni sağlamlaştır çık dışarı gez bu ara senin şifan bu hani evin dağınıkken gezerken mutlu olmayacaksın evini toparla evinle yuvanla ailenle ilgili konuları çöz ondan sonra bol bol gez kalen sağlam olsun. Sen yani bu sorun Damla'da çözmekle de oraya. ilgili olur, değil mi? Ç evet. Sorun çözmekle de evet. ilgili yani sadece evin yerleşik düzeni değil. Her bakımdan. Her bakımdan. Kocasıyla sorunu var ama geziyor. Bu işe yaramayacak. Sorununu çöz. Ondan sonra geziyor. At kendini sokağa. <laughs> Senin şifan bu. Ya Melik ya Kayyum. Peki. Evet sevgili Oğlak. Aman diyelim, dikkat diyelim. Çünkü düşüncelerin sözlerine, sözlerin eylemlerine dönüşüyormuş ve sonrasında da. Geleceğinde eylemlerinde gizli oluyor. Bak ne güzel yazmışsın. Kaderin de eylemlerinde gizli. Tam olarak bu. En başta söyledim ya. Bu etki hepimizi çok etkiliyor. Ama en çok o olakları etkiliyor. Yani bu ara evet. hepimiz için böyle. Düşünceler sözlerine, sözlerin eylemlerine dönüşür. Kaderin de, şansın da, geleceğinde eylemlerinde gizlidir. Peki bu eylemleri oluşturan şey neymiş? Senin düşüncen. Dar düşünürsen daralacaksın. Geniş düşünürsen genişleyeceksin. Hı hı. Kötü rüyalar. Üzerinde durursan kötü rüyaların gerçek olacak. İyi rüyalar, iyi hayaller üzerinde durursan iyi hayallerin gerçek olacak. Kafanın İnşallah. içini ve ruhunu daraltma sevgili oğlak. Bu etki bu hafta balık et enerjisiyle beraber hepimize yansıyor. Ama en çok oğlak burçlarına yansıyor. Düşüncelerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani geçen haftalarda da hep söylüyorum ya oğlakların aslında manevi yönü de çok güçlü. Çok. Ama önce bunu kendisinin fark etmesi lazım. Kaygıdan, stresten, gelecekle alakalı kaygılardan dolayı hayatına odaklanamayan Oğlakların artık şunu düşünmesi gerekiyor. Hani söylediğim söz vardı ya, sen aradan çekil, Allah'a bırak, akışta kal ve bir şeyler düzelsin. Her şeyi yaptıktan sonra hala kaygı duyuyorsanız bu bir kaygı bozukluğu artık. Elinizden gelen her tedbiri aldınız ama hala kaygı duyuyorsanız bu artık bir kaygı bozukluğuna giriyor. Lütfen zihninizi rahatlatmanın bir yolunu bulun. Karışık düşünceler, bulanık düşünceler, dağınık düşünceler kaygı ve korkudan kendinizi arındırmaya bakın. Zihniniz şu an nasıl biliyorsun, biliyor musunuz? Bir deniz gibi. Hatta şöyle söyleyeyim. O olan zihni şu an bir okyanus gibi. Ama okyanusun temizi var, berrağı var, bir de dalgalısı var. Nasıl bir okyanusa sahip olacağına sen karar vereceksin. Lütfen zihin denizini masmavi, hatta bunu gözünü kapat, e, aklının içini düşün, zihnine odaklan ve orayı böyle mas mavi, çarşaf gibi böyle adeta bir tropikal adadaymışsın gibi ferahlattığını hisset. Kendini kendi e, aklınla, kendi fikrinle iyileştirebilirsin. Yeter ki iyi düşün. Çok önemli. Bunun dışında bu soyut bir şey. Hani bu çok önemli. Ne düşünürsen onu gerçekleştireceksin. Konuşmalarına, düşüncelerine dikkat et. Bir yandan da yakın çevrende gerçekten önemli olaylar olmaya başlayabilir. Biraz da dünyevi anlamda bakarsak ...önemli olaylar olmaya başlayabilir... ...özellikle kardeşlerinle ilgili... ...komşuların, akrabaların, kuzenlerin... ...onların hayatında bir takım olaylar cereyan edebilir... ...olumlu ya da olumsuz... ...mesela kardeşin hastalanabilir... ...yanına gitmen gerekebilir... ...kardeşin evleniyor olabilir... ...destek olman gerekebilir... ...yakın çevrenin sorunlarıyla ilgilenmen gerekebilir... ...zaman zaman da Allah'ım bu yakın çevremiz sorunları... ...dipsiz bir kuyu ben bundan nasıl çıkacağım... ...diye düşünüyor olabilirsin... ...o noktada da şunu hatırla... ...kontrolcülük yapmamalısın... Her şeyi sen çözemezsin. Her şeyi sen tek başına yapamazsın. Biraz da insanların kendi hayatlarıyla ilgili sorumluluk almalarına izin ver. Oğlak çünkü inanılmaz anaştır bu arada. Herkese yardım etmek istiyor. O yüzden de ben niye çözemiyorum deyip başarısızlık biletini kendine keseceğini... ...bırak akraban kardeşin her kimse kendi sorununu kendisi çözsün. Buralar maddi sıkıntılar biraz daha devam edebilir. Hafta sonu hırsızlıklara lütfen dikkat edin. Paranızı kaptırmayın. Yanlış yatırımlar sakın yapmayın maddi konularda adımlarınızı dikkatli atın. Para yetiştirmek bu ara zor gelebilir size diye düşünüyorum. Yakınlara karşı sorumluluktan ihmal etme ama olayla da olay olma. Ya musavvir ya bari. Tasvir eden düzenleyen. Neyin düzenlenmesi, neyin tasvir edilmesini istiyorsan onu düzenleyip tasvir et diye de tavsiye etmiş olayım canım oğlakçığım. Aşktan sana bir haber veremediğimin farkındayım. Ama önce kafanın içini düzelt. Lütfen. Kovalara Aşk'tan haber var mı? Aşk'tan ne haber? Aşk'tan yana şansım yok. Erki Ağlıyorum Koray şans. derdim çok. Aşkımı kaybetmişim. Yok. Sordum sordum bilen yok. Yok derken Kovalara var. Var mı? Var var. E kovalara. nasıl bir şarkıyla girdi o zaman ya? Aklıma geldi Erki Koray. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Var mı Aşk ne zaman? Var. Ama oh, aşkla süper. beraber savaş da var canım. Ne? Çünkü Venüs de kovada, Mars da kovada. Of. Savaş gezegeni de kovada, aşk gezegeninde de kovada. Ne ne istersen seç beğen al misali. Yalnız şöyle bir şey var. Tutku olabilir. Buna sebebiyet veren böyle açılarda tutku olur. Mesela haritasında tutkulu da böyle... Aşklar. Evet, haritasında da bu etki olan insanlar çok aşık olur, çok tutkulu olur. Göze göz, dişe diş. Böyle zevk alıyorlar. Yani kavga edelim, didişelim, birbirimizi çok sevelim, ayrılamayalım. iki dakika kavga edip ondan sonra koşarak sarılalım falan. Bu da bir adrenalin bağımlılığı canım. Kovaların hayatında bu ara böyle bir şey olabilir. Gerçekten bir adrenalin bağımlısı gibi hareket edebilirler. Ama hafta sonu hiç öyle olmayacak. Hafta sonu ortalık yangın yeri olmasını istemiyorsanız sevgili kovalar. Cuma, cumartesi, pazar günü ağzınızı kapatın. <laughs> Kimseye bir şey söyle. <laughs> Şuradan kalk şuraya otur demeyin. Ortalık karışabilir. Aman diyorum. Bu arada öncelikle aile içi ilişkiler. Anneniz, babanız, ani gelişen olaylar, işte ev içi kavgalar, tartışmalar, ev içi kazalar. Dikkat edin. Aman şu taburaya çıkayım da şu şey... inanın cam sizin sağlığınızdan iyi değil. Vallahi önemli değil. Ben hiçbir çalışanıma asla cam sildirmiyorum. Sadece açıyor pencereyi içinden siliyor. Sakın temizlik yapacağım diye Oraya buraya tırmanıp bak özellikle kova eşi olanlar uyarıyorum kovalar. Dolapları sileyim, dolap kapağını tutayım, camı tutayım. Ev kazaları çok artabilir kovaların. Bak bu çok biz. önemli bir uyarı. Lütfen Ramazan geliyor şu evi bir temizleyeyim deyip ya temizleyin tabii ki ama sağlığınıza zarar verebilecek hatalar yapmayın. Tabii canım. Mesela deterjanları karıştırmayın bu hafta, hafta sonu. Herkese uyarıyorum. İşte zehirlemeyin kendinizi. Oksijenle ilgili, ev kazaları ile ilgili çok dikkatli olun. Lütfen ya da işte kaygan zeminlerde yürürken çok dikkatli olun. Sizi böyle hani bir uyarmak istedim. Ev kazaları, yuvada huzursuzluk, ilişkilerde kopmalar hafta sonu olabilir. En çok dikkat etmesi gereken burçların başında geliyorsunuz. O yüzden önce kötü haberi vereyim, sonra iyi haberi vereyim. İyi haber de şu, maddi olarak çok büyük rahatlamalar yaşayabilirler. Yüzleri, dış görünüşleri, çehreleriyle ilgili bir takım ufak tefek değişimler yaptırabilirler. Hatta çok arzu edebilirler bu değişimi yapmayı. Yeter ben kendimde bir değişiklik istiyorum, saçımı, başımı, her tarafımı değiştireceğim diyebilirler. Çünkü böyle kalıplarına sığamadıkları, içlerinden böyle duyguların ve coşkuların taştığı bir enerji söz konusu olacak. Ellerine gerçekten para geçebilir. Kısmetleri çok açık olacak önümüzdeki 15 günlük süreçte. Maaş bağlanması, ciddi paralar, hani resmi paralar, alınması gereken paraların alınması gibi durumlar söz konusu olabilir. Eğer hafta sonu bir kırıcı durum, kriz yaşarsanız siz de 13 Mart günü tatlıya bağlamak, evinizi almak. Bu arada aniden ev satıp taşınanlar da olabilir. Gerçekten aradığınız gibi bir evde bulabilirsiniz. Yani ev satmak, ev almak için de şanslı etkiler altındasınız. En iyi haliyle ev satmak, yer değiştirmek, taşınmak gibi durumlar yaşanabilir kovaların hayatında. Bu yeni ay onları maddi açıdan olumlu etkiliyor. Hı hı. İlişkilerle ilgili savaşlar azıcık daha devam ediyor. Çok az kaldı dişinizi sıkın. Mart ortasına kadar birazcık dişinizi sıkın. Ondan sonra rahatlayacaksınız ilişkilerle ilgili. Öfke nöbeti, fevrilik, kıskançlık, ani gelişen olaylar senin dezavantajın. Avantajınsa eline bolca para geçebilir ve şanslı olabilirsin genel olarak. Hani olaylardan sıyrılmak anlamında da şanslı çok olabilir. Boş durma ve enerjini sadece işine ver. İşine olan saygın hayatının her alanını iyileştirebilir. Güzel. Yani bu aralar seni yoran insanlara vereceğin enerjiyi işine verirsen kavgalardan kaçınırsan daha çok hayrına olur gibi görünüyor. Ya Rezzak ya Fettah. ...hazır para geliyorken arttırmak için... ...bu da tavsiye ettim. Tabii. Sevgili kovaları Gibine cumartesi günü için uyarıyoruz. Aman dikkat edin çünkü cumartesi günü... ...fevri olmamanız gereken bir gün. Tamam mı? Zaten yine başında söyledi... ...hafta sonu fermuarlar çekilsin. Sevgili balık ve yükselen balıklar... ...yenilenme zamanınız gelmiş. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Ay balıklar çok şanslısınız canlarım benim ya. Maşallahınız var. Sadece ne problemler olabilir? Ne? Çok iş yoğunluğu... ...iş çok düşünüyor olabilirler. Kafalarında sürekli bir plan bir hesap olabilir... Gizli saklı bir şey çevirenler olabilir aranızda. Şüphelenmiyor Bak. şüphelenmiyor <laughs> değilim. <Bak. gülüyor> Şaka bir yana yükseleri balık olanların 12. evinde Mars ve Venüs var. Var mı gizli saklı ha. bir şey çevriliyor mu? Bir görelim bakalım. Çevriliyorsanız patlarsınız. Bak uyarıyorum uyarmadı demeyin. Çok da ha. insaniyetli bir insan olaraktan uyarıyorum. Gerçekten ya da şey olabilir. Mesela kendini çok ihmal etmiştir. Allah korusun bir sağlık problemi gizli Hii, gizli. Allah evet. göstermesin. Bak bir şey söyleyeceğim bir check-up'ınızı, tahlilinizi yaptırın. Sürprizlerle karşılaşmamak için. Ben, bence her insan bir 6 ayda bir şöyle bir kan tahlili vermeli yani. Bir sorununuz varsa da beklemeyin doktora da gidin. Niye 6 ayda bir kan tahlili versinler ya? Ne bileyim işte vitaminine, mineraline baktırsın. Neyim var neyim yok diyerekten. Neyse devam edelim balıklara. <laughs> Ay ben başak bulayım canım. Baktır, baktırsın bence. Siz mineye uymayın. Siz bana uymayın. O daha iyi bilir o işleri ama bence yani öyle olsa daha iyi olur belki de özellikle jinekoloji, üroloji muayenelerinde belki de hani 6 ayda bir mutlaka gitmek lazım diye düşünüyorum. Evet birazcık böyle gizli düşmanlıklar, arkadan dönen oyunlar, gizli saklı işler, stres, iş yoğunluğu gibi endişeler var sizin hakkınızda. Böyle şeyler düşünüyorum. Dikkat etmeniz lazım. Arkanızdan bir takım dedikodular dönmüş olabilir. Bu da hafta sonu patlayabilir siniriniz bozulabilir. Canınız sıkılabilir. Arkanızdan bir ihanet döndüyse bu da hafta sonu patlayabilir ve bu da sizin canınızı sıkabilir. O sebepten dolayı canımın içleri azıcık sakin oluyorsunuz. Mesela hafta sonu en çok sağlığına kim dikkat etsin? Kim? Balıklar. Çok dikkat edin. Tansiyonunuz aniden yükseldi mi? Yediğinize, içtiğinize lütfen dikkat edin. Yanlış e, yiyeceklerden, uyku düzensizliğinden, beslenmeden beslenme sorunlarından kendinizi koruyun. Ayrıca gerçekten bilmedikleri bir şey açığa çıkabilir Nur. Yani sakin olsunlar ya da sakladıkları bir şey ortaya çıkabilir ki herkesin hayatına göre. Bir de böyle görünmez enerji, nazar. Bana, benim tavsiyem şu olacak hafta sonu böyle sevimsiz insanlarla bir arada olmayın balıklar. Size bunu tavsiye edeceğim. Ama yeni ay dış görünüşünüzde yenilenme, gardırobunuzda 17. yenilenme, hayatınızda yenilenme. Kendinize böyle bir farklı bakış açısı, umutlarınızın, dileklerinizin, hayallerinizin daha böyle coşkulu olması, bunlara odaklanabilme fırsatı, hayatınızda yeniliklerin, yeni başlangıçların ya da ne zamandır yapmak isteyip yapamadığınız güzelliklerin gelmesi anlamına geliyor. 13 Mart'la beraber Venüs de artık sizin burcunuza geçeceği için o karanlık, izbe, negatif enerjiler dağılıyor. Yerini bolluk, bereket, huzur enerjisi alıyor. İyi haberler zamanı da başlıyor. Hafta sonu dişinizi sıkıyorsunuz. Hafta içi daha bir enerji akışı maşallah güzelleşmeye başlıyor. Bu ara Mart ayının en güzelleri balıklar olacak. Bir balıklara alkış gelebilir mi Hüseyin'cim? Mart ayının en güzelleri, en zaripleri, en hoşları, en, en bebek tatlıları, suları. en bebek suları, <laughs> en şekerleri. Ya selam ya nur dedik size. Mart'ın en güzeli, en bebeksisi kesinlikle balık olacak. Bebeksi. Bebeksi. <laughs> Hadi bebeksiler öpüyoruz sizi. Mart'ın en şanslısı sizsiniz. Hani bir söz söyledik ya program başından beri. Leyla Hanım o sözü düzeltmiş şöyle diyor. Kaldır kendini aradan ortaya çıkar yaradan. Aha bu kadar olmaz. <laughs> Muhteşem. Bu mudur? Budur. Budur. <laughs> bir daha söyle. Bir <laughs> şey söyleyeceğim. Vahiy'e benzedik. Vahiy öyle yapıyor ya. <laughs> Sevgili Vahiy'e buradan ya selam gönderiyorum. Eskiden çocukken ne izlerdim onu ya? Vahiy'e nerede? Ama şimdi de izle Vahiy'i çok Görmüyorum seviyorum gerçekten. Kaldır kendini aradan Ortaya çıkar yaradan. Hadi Evet Allah. Çok bakalım. teşekkür ediyoruz Minecim çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biz oynamaya devam edeceğiz. Siz de bekleriz. <laughs>